Merhabalar herkese yeniden videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün yine yayın içerisinde köy evlerine, arsalara, müstakil evlere bakacağız. Hayallerimizdeki yerlerin peşinden koşmaya devam ediyoruz. Yani yaşamak için ya da belki de yatırımlık yerleri sizler için araştırmaya ve sizlere sunmaya devam ediyorum. Bugün yine yayın içerisinde hem köy evleri yer alacak, müstakil evler yer alacak ve imarlı arsalar da olacak. Sizlere aktaracağım yayın içerisinde bunları. Videonun başında sizden tek ricam beğen tuşuna basmanız ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmanız. İlk ilanımız nereden? 299 bin liralık bir ilan. Kütahya Şaphane Ayvacık köyünden 110 metrekarelik müstakil evdenmiş. Öncelikle fotoğraflarını beraber görelim. Ardından detaylarına da bakacağız. Kiraz fotoğrafı da paylaşmışlar. Kiraz ağaçlarının olduğu bir bölgeymiş. Görüldüğü kadarıyla aynı zamanda yeşil bir bölge. 300 bin liraya satışa çıkartılmış. Kütahya Şaphane Ayvacık köyünden 110 metrekarelik müstakil bir ev. Elektrik sayacı da mevcutmuş. Evet, evin içine geçtik. Evin içinde bir bakım, tadilat, modernize etme ihtiyacı var görüldüğü gibi. Zaten artık siz de biliyorsunuz, eğer böyle bir ihtiyaç olmasaydı bu fiyatları bir yer bulmak mümkün olmayacaktı. Evet, detaylara da yavaş yavaş bakmaya başlayalım. Çevrede birçok komşu ev de var fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla. 110 metrekarelik brüt alan denmiş. 100 metrekarelik de net bir alan. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Açıklama kısmına bakalım. Köy kiraz vişne ile geçimini sağlıyor. Ayrıca keçi bakan aileler de var denmiş. Köy ilçeye sadece 8 dakika uzaklıkta. Ev 2+1 ama hol çok büyük. Onun için 3+1 dedik. Evin etrafı telle çevrili. Elektrik, su aktif. Her odada ışıklar yanıyor. 3 adet gömme dolap var, yer ocağı var. Lavaboda, mutfakta sıcak su mevcut. 3 cephesinde cam var. Bahçede elma, vişne gibi 15 adet ağaç var denmiş. Üzüm asması varmış aynı zamanda. Eşyasız olarak satışa sunulmuş 300 bin liraya Kütahya Şaphane Ayvacık köyünden bir müstakil ev. Peki bakalım harita üzerinde konumu nasılmış, konumunu da görelim beraber. Evet, lokasyon böyle. Kütahya'nın daha çok güneybatısında yer alıyor, Uşak'ın üzerinde. Bakalım en yakın sağlık birimi neredeymiş. Evet, yaklaşık 3 kilometre mesafede toplum sağlığı merkezi varmış. Emlak endeksine de bakalım. Bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %109 oranında değerlenmiş. Kütahya Şaphane Ayvacık köyünden bakıma muhtaç 300 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev. Yeşil bir bölge sayılabilir. Eğer ilanla ilgilenirseniz linki videonun altında olacak. Evet, diğer ilanımız Muğla Milas Kayabükü mahallesinden köy içi imarlı bir arsa 425 bin liraya satışa çıkartılmış 192 metrekarelik bir alan. Fotoğraflarını görelim. Aynı zamanda yola cepheliymiş. Çevrede komşu evler var. Bir cami minaresi de gördüm fotoğrafta. 3 tane fotoğrafa yer vermişler. 192 metrekarelik
imarlı bir arsa sahibinden verilen bir ilan. 425 bin liraya satışa çıkartılmış. Muğla Milas Kayabükü Mahallesi'nden ada 139 parsel no 6 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden siz de aratabilirsiniz. parselsorgu.tkgm.gov.tr adresinden bu bilgilerle arattığınızda bu şekilde arsa görülüyor yola cepheli olarak ve tıkladığınızda üzerine niteliği arsa olarak görünüyor. 192.50 metrekare olarak Muğla Milas Kayabükü Mahallesi'nden. Detaylarına bakalım açıklamalarına. Köy içerisinde 2,5 kat konut imarlı arsamız satışa sunulmuştur. Selimiye'ye 7 kilometre, Milas'a 20 kilometre mesafede denmiş. Arsa yola bitişiktir. Elektrik ve su alınabilir diye bilgiler eklenmiş. Videosunu da beraber izleyelim. Evet, videosu da böyleydi. Kuş seslerinin hakim olduğu bir mevki. Harita üzerinden konumunu görelim. Lokasyonu bu şekilde. Peki bakalım en yakın sağlık birimi neredeymiş? 3.40 km mesafede bir sağlık evi mevcutmuş. Evet, Muğla Milas Kayabükü Mahallesi'nden sahibinden satılığa çıkartılmış bir köy içi imarlı arsa 425 bin liraya. Eğer Muğla civarlarından, Milas civarlarından bir imarlı yer arıyorsanız değerlendirilebilir bir ilan olabilir. İlanın linki videonun altında olacak. Şimdi Manisa'dayız. Manisa Gördes, Kuyucak Karapınar Mahallesi'nden bahçeli 2 katlı 2+1 köy evi denmiş. 160 metrekarelik 450 bin liraya satışa çıkartılmış sahibinden verilen bir ilan. Günün fiyat performans açısından başarılı görünen ilanlarından biri. 2 katlı bir müstakil ev, gördüğünüz gibi dışarıdan görüntüsü de böyle boyalı, bakımlı görünen bir yapı gibi. İçinden fotoğrafları da göreceğiz az sonra. Bir bahçesi de var görüldüğü kadarıyla. Yine aracınızı da evin önüne koyabiliyorsunuz. Evet, evin içi de görüldüğü kadarıyla gayet bakımlı, düzgün. O yüzden dedim biraz da günün en başarılı ilanlarından biri diye. Manisa Gördes'ten 2 katlı 2+1 bir müstakil ev, bazı odalarında tadilat ihtiyacı söz konusu. Evet, tapuda da bahçeli 2 katlı ev olarak görünüyormuş. Bu da önemli bir bilgi. Detaylarına bakalım dilerseniz. Oda sayısı 2+1, brüt 160 metrekare, 450 bin liraya sahibinden satışa çıkartılmış, takasa uygunmuş, görüntülü aramayla gezilebilirmiş. Açıklamalarına bir bakalım. Toplam 160 metrekare alanın içinde bahçe ve araba park etme alanı ile birlikte 2 katlı evimiz satılıktır. Evin dışında ayrıca bir tuvalet daha varmış. Tel örgüsü de varmış bahçede. Bahçe kısmı geniş ve içinde büyük badem ve kayısı ağacı var. Üst katta oda, salon artı mutfak vardır. Mutfakta ayrıca pen kapılı tuvalet ve banyo var. Bütün odalarda laminat parke ve plastik tavan döşeli denmiş. Alt kat şu an depo olarak kullanmaya uygun. Bir odada eski mutfak ve lavabo var. Diğer oda laminat döşendikten sonra oturmaya uygun halde denmiş. Köylerde genellikle alt kat depo olarak kullanıldığı için ona göre düzenledik denmiş. Evin içi dışı komple yeni boyandı diye bilgiler eklenmiş. Çatıdaki kiremitler yeni düzenlendi. Tapuda bahçeli 2 katlı ev olarak kayıtlı.
denmiş başka hissedar vesaire de yokmuş, evimiz krediye uygundur, araba takası yapılır diye bilgiler de eklenmiş. Peki bakalım Manisa Gördes, Kuyucak Karapınar neredeymiş? Harita üzerinden de konumunu görelim. Evet, lokasyonu böyle. Manisa'nın biraz daha doğusunda, Manisa ile Uşak arasında kalıyor gibi görünüyor. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi de 4.34 kilometre mesafedeymiş. Evet, Manisa Gördes Kuyucak Karapınar mahallesinden 2 katlı 2+1 bir köy evi, 160 metrekarelik brüt alan denmiş. 450 bin liraya satışa çıkartılmış. Eğer ilanla ilgilenirseniz linkini videonun altında bulabilirsiniz. Şimdi Çanakkale Kaz Dağları eteklerinden Bayramiş'ten imarlı bir arsa ilanıyla devam ediyoruz. Yemyeşil bir doğa içerisinden 380 metrekarelik, %80 imarlı ve 450 bin liraya satışa çıkartılmış köy içi imarlı bir arsa. Çevrede gördüğünüz gibi birçok ev mevcut. Ferah, oksijeni bol, iç açıcı bir mevki. Fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla. Bu arada paylaştığım ilanlardaki yerlerle alakalı bilgi sahibiyseniz lütfen siz de kendi görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun altına yazın. Hep beraber bilgilenmiş olalım. Çanakkale Bayramiç Güzeltepe köyünden Kaz Dağları manzaralı, %80 imarlı bir arsa. Alanı da gayet yeterli. Metrekaresi yeterli. Biraz eğim de söz konusu arsada. Evet, 380 metrekarelik bir alan. Ada 113, parsel no 64, Çanakkale Bayramiç Güzeltepe'de. Ben de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinden arattım ve arsa olarak niteliği görünüyor. Açıklama kısmına bakalım. Satışında herhangi bir sorun yok olup aynı gün satış verilebilir denmiş. İmar durumu alt kat %40, üst kat %40 olmak üzere 2,5 kat %80 konut imarıdır. Arsamız yola cepheli olup ulaşım sorunu yoktur denmiş. Elektrik ve su direkt olarak köy şebekesinden alınabilmektedir. Güzeltepe köyü Bayramiç merkeze 4 kilometre uzaklıktadır denmiş. Bölgede imarlı arsa bulmak zor olduğundan yatırım olarak da düşünülebilir diye ifadelere yer verilmiş. Hemen harita üzerinden konumunu görelim. Yakınlarda da Bayramiç Barajı bulunuyor. Evet, harita üzerinde lokasyonu böyle. Hemen bakalım en yakın sağlık birimi neredeymiş? Harita üzerinde. Evet, yaklaşık 4 kilometre mesafede sağlık merkezleri bulunuyor. Çanakkale Bayramiç Güzeltepe köyünden 380 metrekarelik köy içi imarlı, %80 imarlı, 450 bin liraya satışa çıkartılmış bir arsa. Eğer ilanla ilgilenirseniz linki videonun altında olacak. Şimdi Burdur civarlarına gidiyoruz. Burdur merkez Çallıca köyünden 760 metrekarelik arsa içinde satılık köy evi, 575 bin liraya satışa çıkartılmış. Bu ilanda yanlış hatırlamıyorsam daha önce verilmişti, aylar önce olabilir hatta. Bu da satılamamış olsa gerek ki yeniden ilana çıkılmış. Bu da belki pazarlıkta biraz elinizi kuvvetlendiren bir durum olabilir. Tapuda da avlulu ev olarak görünüyormuş. Burdur Merkez Çallıca mahallesinden Ada 219 parsel 2. Konum bilgileri böyle. Tapu alanı da yine 765 metrekare olarak görünüyormuş. Evin içi
bakıma, modernize etmeye muhtaç bir masrafı var. Çevrede komşu evler var. Bahçesi de aynı zamanda bakıma muhtaç. Yeşil sayılabilecek bir mevkide. Evet, fotoğrafları böyleydi. Satış fiyatı 575 bin lira. Oda sayısı 2+1. Bina yaşı 21 ila 25 arasında denmiş. Isıtma, güneş enerjisi. Emlak ofisinden verilen bir ilan. Açıklamalarına bakalım. Burdur Çallıca köyünde 760 metrekare arsa içinde 2+1 kullanılabilir şekilde köy evi, yol üstü ulaşım sorunu yoktur. Elektrik, su abonelikleri vardır denmiş. Tapuda kerpiç ev olarak geçmektedir denmiş. Harita üzerinden konumunu görelim. Evet, lokasyonu böyle harita üzerinde. Burdur'da Göller yöresine yakın. En yakın sağlık birimi neredeymiş? Yalnızca 150 metre mesafede Çallıca Sağlık Evi varmış. Emlak endeksine bakalım. Bölgedeki evler son bir yılda %92 oranında değerlenmiş. Burdur Merkez Çallıca Köyü'nden bahçeli bir köy evi, eğer ilgilenirseniz ilanın linki videonun altında olacak. Ve şimdi Aydın'a gidiyoruz. Aydın Bozdoğan Güney Mahallesi'nden satılık yayla evi denmiş. Satış fiyatı da 1 milyon 250 bin lira. Eğer bütçeniz uygunsa tam bir keyif evi denebilir. Brüt 2100 metrekarelik alan içinde 150 metrekarelik bir yayla evi. Gördüğünüz gibi önünde oturulabilir, keyifli vakit geçirilebilir. Bol bol alanları mevcut, önü açık, ferah. Bahçede de sanırım bir tuvaleti mevcut. Evet, evin içine geçtik. Evin içi gayet güzel, keyifli, dekore edilmiş. Görüldüğü gibi. Evin içinde de ayrıca tuvaleti, banyosu mevcut. Bir açık mutfağı var salonunda. Çevrede birbirinden ayrık, çok yakın olmamakla beraber komşu evler var. Evet, böyle de güzel bir gün batımı manzarasına bakıyor. Bu evin de en cezbedici yerlerinden biri bu bence. Eğer tapuda bir sıkıntısı yoksa evle alakalı, keyif için böyle bir bütçeniz varsa belki düşünülebilir. Yani günün en keyifli ilanlarından denebilir. Detaylarına bakalım dilerseniz. Satış fiyatı 1 milyon 250 bin lira. Brüt 2100 metrekarelik alan içinde 150 metrekarelik net yapı. Oda sayısı 2+1. Bina yaşı 16 ile 20 arası. Kullanım durumu, mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. Aydın Bozdağ'ın Güney Mahallesi'nde. Emlak ofisinden verilen bir ilan. Açıklamalarına bakalım. Güney Mahallesi'nde bulunan 2000 metrekareden daha büyük arsa içinde konuşlandırılmış olup şehir suyu varmış, evimizin elektriği de mevcuttur, rakım 900 metredir diye bilgiler eklenmiş. Ama dediğim gibi tapuyla alakalı bir bilgi yok. Bu eve burada bir izin var mı, belediye nezdinde bir sıkıntı var mı, bunu da sorgulatmak gerekir belediye nezdinde. Hemen harita üzerinden konumunu görelim. Aydın Bozdağ'ın Güney Köyü neredeymiş? Lokasyonu gördüğünüz gibi bu şekilde. Peki bakalım en yakın sağlık birimi neredeymiş? Evin olduğu bölgeye 5.11 kilometre mesafede bir sağlık evi mevcutmuş. Emlak endeksine de baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %89 oranında değerlenmiş. Dediğim gibi tapuda bir sıkıntı yoksa günün en keyifli ilanlarından biri, bütçenizde uygunsa belki değerlendirilebilir. 1 milyon 250 bin liraya satışa çıkartılmış Aydın Bozdoğan'dan. Eğer ilanla ilgilenirseniz linki videonun altında, açıklama kısmında olacak.
Şimdi Balıkesir'e gidiyoruz. Denize yakın bir dubleks ev. Fiyatı ilginç geldi bana. 1 milyon 310 bin liraya satışa çıkartılmış. Denize sadece 95 metre mesafede denmiş. Tapuda da aynı zamanda araştırdım. Dubleks, kargir ev ve bahçesi olarak görünüyormuş. Balıkesir Bandırma Çalışkanlar Mahallesi'nden Ada 153, parsel No 5, tapu alanı da 111 metrekare. Siz de aratabilirsiniz parselsorgu.tkgm.gov.tr'den. Fotoğraflarını görelim evin. Gördüğünüz gibi denize bir hayli yakın, bir tarafı da yol aynı zamanda. Kuş bakışı olarak görüntüsü böyle. Çevrede birbirlerine yakın olmamakla beraber bazı evler de mevcut. Tarlalar da mevcut. Bandırma Erdek asfaltı 50 metre denmiş. Denize 100 metre, Bandırma 5 kilometre, Erdek 17 kilometre ve Balıkesir merkez 103 kilometre mesafede denmiş. Eğer mevki ile alakalı bilginiz varsa lütfen videonun altına yorumlar kısmına bilgilerinizi yazın. Hep beraber bilgilenmiş olalım. Evet, tek tek odalardan fotoğraflara da yer vermişler. Kare kare. Görüldüğü kadarıyla odalarda da ciddi bir tadilat ihtiyacı yok gibi görünüyor, en azından oturulabilir durumda gibi görünüyor. Mutfağı da böyle. Üst kat balkonundan deniz manzarası da varmış. Balkonu da bir hayli geniş görüldüğü kadarıyla. Evet, detaylarına bakalım dilerseniz. Brüt 111 metrekare, net 80 metrekare, oda sayısı 2 artı 1, bina yaşı 11 ile 15 arası denmiş, dubleks bir ev. İnşaat firmasından satışa çıkartılmış, takasa uygunmuş. Açıklamalarına bakalım, farklı bir bilgi var mı? Farklı bir bilgi yok. Tapu işlemleri İstanbul ve Bandırma başta olmak üzere bulunduğunuz şehirde de yapılabilir denmiş. Hemen harita üzerinden de konumunu görelim. Marmara Denizi'nin kıyısında olduğu görülüyor. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi de yaklaşık 2 kilometre mesafedeymiş. Bir aile sağlığı merkezi, aynı zamanda Bandırma Devlet Hastanesi'ne de 3,27 kilometre mesafedeymiş. Emlak endeksine bakalım son olarak. Bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %114 oranında değerlenmiş. 1 milyon 310 bin liraya satışa çıkartılmış. Denize oldukça yakın. Bandırma'da bir dubleks ev. Eğer ilanla ilgilenirseniz ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Evet, bugün sizin için hazırlamış olduğum, seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Sizlerin de görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Videoyu kapatırken lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Temennimiz her zaman olduğu gibi aynı. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.